Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Güncede ikinci bölümde bir Perşembe klasiği, sinema dünyasına dair her şey diyeceğiz. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta yoktunuz. Berlin Film Festivali'ndeydiniz. Evet. Onu konuşacağız. Fakat çok enteresan. Şimdi biz koronavirüsü her boyutuyla konuşuyoruz. Ekonomiye etkisinin dışında siz dediniz ki sinema sektörü de etkileniyor. Ben de bugün Serra Yılmaz, İtalya'da yaşayan Türk oyuncu ki pek çok Ferzan Özpetek filminde de kendisini görüyoruz. O da sektörün çok etkilendiğini İtalya'da anlatmıştı. Hakikaten böyle mi? Evet, yani sinemanın aslında tabii işte ekonomi tarafıyla da bir ilgisi var. Çünkü mesela geçtiğimiz haftalarda bu yeni Mission Impossible'ın o da İtalya'da yanılmıyorsam bazı çekimleri olacaktı. Onlar durdurulmuştu. Şimdi daha dün çok yeni gelen bir haber var. Yeni Bond filmi tüm dünyada Nisan ayında gösterime girecekti. No Time to Die. No Time to Die. Kasım'a ertelediler. Aman Allah'ım, bayağı büyük bir erteleme. Evet, yani ki ben şeyi hatırlamıyorum. Yani bir filmin böyle bir salgın nedeniyle falan ertelendiğini hatırlamıyorum. Berlin yapıldı. Yani uluslararası bir festival ve pek çok ülkeden de konuklar vardı. Orada da hani aslında gitmeden önce bize de bir mail gönderdiler. Dediler ki işte hani endişelenmeyin, tedbirlerimizi aldık, işte Çin'den gelen uçaklara ayrı bir şey yapacağız falan. Hani bilmiyorum ne kadar yapıldı. En azından hani bizim gittiğimiz uçakta ekstra bir pasaport kontrolü dışında bir şey olmadı. Ama mesela Cannes'ın ertelenmesi konuşuluyor. Çünkü Fransa'da iptal edilen birçok etkinlik var şu anda. Ve işte hükümet bu tedbirlerin Mayıs sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Mayıs'ta da Cannes yapılıyor. Şimdi henüz yani yapacaklarını açıkladılar ama hani belli olmaz. Hani durum nasıl gelişecek bilmiyoruz. Tabii işin ekonomik tarafı sinema sektörünün Çin'deki sinemaların kapanması bir şey. Çünkü Çin hani nüfusu itibariyle box office için çok yüksek bir rakam. O kapanınca işte Hollywood filmlerinin oradan gelecek işte gelirleri de bitmiş oldu. Hani işin işte az önce de konuştuğumuz gibi sinema tarafında da ekonomik tarafta da çeşitli etkileri var. Nasıl devam edecek göreceğiz hani. Bekliyoruz havalar ısınsın diye. Evet. Çünkü o zaman virüs etkisini kaybedecek bir nebze olsun diye. Peki Berlin Film Festivali nasıldı? Evet, Berlin güzeldi gene. Çok fazla film oluyor. Çok yan bölümlerde filmler oluyor. İşte dediğim gibi dün işte istatistikleri açıkladılar. İşte 133 ülkeden katılım olmuş. Ve 330 bin bilet satılmış tüm festival için. Ki yani bu işte mesela Cannes daha çok sektör festivali. Yani sektörden davetliler ve işte basın mensupları katılıyor. Normal seyirci o kadar fazla film izleyemiyor. Burada öyle değil. Yani normal seyirci çok fazla izliyor. Ki salonlarda çok doluydu genellikle. Yani çok büyük de salonları var. Birkaç boş film vardı. Orada hatta orada birkaç kişiyle konuştuğumuzda acaba hani virüs korkusundan mı falan dediler ama hani çok sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi yani büyük salonlar genellikle yarışma filmleri çok doluydu. Yan bölümlerle beraber çok fazla film var. Berlin'de 342 film gösterilmiş. 27 tanesini izleyebildim ben. Bu arada şey de izledim, onu da not olarak düşeyim. 1917'yi sinemada izleyeceğim diye inat etmiştim. Berlin'e kısmet oldu o da. Festival dahilinde değildi ama yani iyiydi. Teknik olarak bayağı iyiydi. Olarak, yani hikaye çok klasik, bu kahramanlık hikayesi. Absürtlükler hani, de var. Umarım gösterime girer yine de yani. İnşallah, gösterime evet. Girerse orada hani çünkü gerçekten sinemada izlenmesi gereken bir film. Kesinlikle. Söyleyelim. Şöyle bir ödüllere bakacak olursak ki büyük ihtimalle hani buradaki filmler hani ödül alanlar özellikle ülkemizde vizyona da girecektir. Festivallerde mutlaka karşımıza çıkar. Benim de tabii dediğim gibi hepsini izleyemedim ama izlediklerim arasında mesela işte Altın Ayı Alan filmi izleyebildim. Bir İran filmi, Muhammed Rasulof'un There Is No Evil İngilizce adı, işte Şeytan Yoktur gibi çevirebiliriz. Şimdi orada tabii önemli olan Muhammed Rasulof'un Berlin'e gelememesiydi. Çünkü İran'dan çıkış izni yok. İzin verilmiyor. Bütün kadrosu geldi. Bu arada kızı da oynuyor filmde. O da geldi. Ama işte hatta şöyle diyeyim. Onu da galiba görüntülerini vermiştim. İzledik. Şu an görüyoruz onun gala görüntülerini. Orada da hani biz yaklaşık 5 dakika boyunca Muhammed Rasulof'un boş koltuğunu alkışladık. Öyle diyeyim ben.
Biraz o yüzden hani ödülün tam yani kötü bir film değildi ama bence yarışmadan ondan daha iyi filmler vardı. Biraz politik amaçla da verildiğini düşünüyorum. Yani ben hani filmden çıktığımda ödül alacağından emindim. Yani herhangi bir ödül alacağından hani Altın Ayı'yı verdiler. Biraz onun politik bir tavırda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü peki neden ülkesinden çıkış yasağı var diye sormuyoruz. İran'dan söz ediyoruz ama ülkesinde there is no evil çok iddialı bir cümle. Böylesine Müslüman evet aslında filmin onunla ilgisi yok. Yani dini konuyla ilgisi yok. Daha çok İran'ın kendi içindeki dinamikler üzerinden önceki filmi zaten öyleydi. Yani önceki filminden sonra zaten bu yasak geldi. Burada şey idam cezasına karşı bir film. Bayağı doğru, ama bu da doğrudan. İran için tek hani evet, çekecek bir tavır. Dört farklı hikaye anlatıyor belli noktalarda kesişen. Ve işte her hikayede bir sürpriz var diyelim. Ve yani genel temada bu işte bir insanın başka insanı öldürmesi işte hani şeytan yoktur şeyi hani oradan hani mesela çok ilk bakışta iyi gördüğümüz bir insan aslında işte bir nedenden dolayı başka birisini öldürmek zorunda kalabilir üzerinden gidiyor ve hani temel olarak dediğim gibi tüm öyküler bir şekilde idam meselesine bağlanarak ona karşı çıkıyor. O açıdan dediğiniz gibi hani kendisi de zaten hani politik bir metni olan bir film. Festivalde de o nedenle de öne çıktı bence. Gümüş Ayı alan ikincilik ödülü diyebileceğimiz film de bir Amerikan filmiydi. Eliza Hittman'ın filmi Never Rarely Sometimes Always. Hiçbir zaman bazen çoğunlukla her zaman gibi çevirebiliriz. Bu da aslında bir anket sorularının cevabından geliyor filmin adı. Bu da aslında bir kadın meselesiyle ilgili bir filmdi. Çünkü film 17 yaşında bir genç kızın işte istenmeyen bir hamileliği sonrası Pensilvanya'da yaşıyor ve işte Amerika'da biliyorsunuz her eyaletin kanunları farklı bu konuda. Orada kürtaj olamıyor, ailesine de söylemek istemiyor. O yüzden işte kuzeniyle beraber para bulup New York'a gidiyorlar. Bu yolculuğu anlatıyor. Hani çok tipik Amerikan bağımsızlığı filmi yani tüm şeyleriyle. Fakat hani oyuncuları, genç oyuncuları üzerine odaklanmış ve bence gerçekten hani ilk oyunculuk denemesiymiş başroldeki genç kızın. Başarılıydı o da. Filmde hani bu açıdan özellikle bu adını veren sahnede o işte kıza anket soruları soruyorlar. İşte onun hamileliğiyle ilgili ya da cinsel yaşamıyla ilgili çeşitli şeyleri öğrenmek için. Yani çok etkili bir sahneydi gerçekten o. Film de genel olarak başarılı bir filmdi. En iyi yönetmen ödülü alan filmi izleyemedim ama son yıllarda festivallerde çok fazla karşımıza çıkan bir isim. Hong Sang-soo'nun filmi. Çok da fazla film çekiyor zaten. Kaçan Kadın ya da Koşan Kadın olarak çevirebilir sanırım. The Woman Who Ran. En iyi kadın oyuncu ödülünü Kristin Petzold'un filminde Paula Beer aldı. Undine filmiydi. Onu da izleyemedim. Onu aslında izleme şansım vardı ama işte Almanya'nın öne çıkan yönetmenlerinden biri olarak söylemiştik. Bilet bulunamadı. Yani o birkaç gösterimine hiçbirine bilet bulamadım. Erkek oyuncu ödülünü İtalyan filmiyle Elio Germano aldı. Hidden Away İngilizce adıyla. Senaryo ödülünü de bir başka İtalyan filmi aldı. Bad Tales, Kötü Hikayeler gibi. Bu ikisini de izleyemedim ne yazık ki. Bir de şey, Sanata Katkı Ödülü gibi bir ödül var. Bu ödülü de Davut Natasha filmi aldı. O çok ilginç bir proje aslında. Bu projeden 12-13 film falan çıkacak. Rusya'da inşa edilen eskinin, geçmişin Rusya'sına ait bir devlet yapısının, gizli yapının replikasını inşa ediyorlar. Ve buraya hani amatör oyuncuları koyuyorlar. Her oyuncu kendi gerçek yaşamına yakın bir rolde. Fakat burada yaşıyorlar. Yani tamamen hayatları burada geçiyor belli bir süre boyunca. Belli bir senaryo var ellerinde ama hani dışarı çıkmıyorlar ve kameralar sürekli bunları da takip ediyor. İlginç bir proje. Evet. Muhtemelen önümüzdeki festivallerde de bu festivalde iki film vardı bu projeden. Ben çok sevmedim doğrusunu söylemek gerekirse ama çok gerçekçi ve sert bir filmdi. Yani bu hani ilginç bir ödül alacağını da tahmin ediyordum bu anlamda. Yarışmada ödül almayan birkaç filmi ben bayağı sevdim. Onu söyleyeyim. Tayvanlı yönetmen Tsai Myung-Ling'in
Günler Days filmi. Çok yavaş bir film aslında. Böyle uzun sabit planlardan oluşan bir film. İki yalnız erkeğin bir şekilde kesişen hayatlarını, daha doğrusu birbirine bir noktada değen hayatlarını diyelim ve tekrar ayrılmalarını anlatan bir hikayesi var. Bence çok etkili bir filmdi ama hani jüri sıkılmış olabilir. Onu da anlayabilirim. Hani herkese göre bir film değildi. Ama benim asıl ödül beklediğim bir film ödül alamadı. Kelly Reichardt'ın First Cow, ilk inek diye çevirebiliriz herhalde filmi. Çünkü bu Amerika'nın ilk kapitalizmin ilk oturmaya başladığı dönemleri anlatan bir film. Günümüzde de bir şekilde bağlantı kuruyor. İki arkadaş işte yemek yapıyorlar bunlar. Süte ihtiyaçları var, süt bulamıyorlar. Zengin bir adamın ineğinden süt çalıyorlar. Hani böyle bir hikayesi var. O inekle böyle çok, yani çok hoş sahneler vardı. Böyle o ineği seviyorlar, şey yapıyorlar, konuşuyorlar onunla falan. Hoş bir filmdi. Ödül alabileceğini de düşünüyordum ben aslında. O ödülsüz döndü. Yan bölümlerden Encounters bu sene açılan bir bölüm. Oradan Shirley filmi bence çok başarılı bir filmdi. Josephine Decker zaten ben daha önce de bu Berlin'de festivalinde tanımıştım, bundan iki sene önceki filmiyle. Elizabeth Moss çok başarılı bir oyunculuk göstermişti burada. Sanıyorum en azından İstanbul Ankara festivallerinde de gösterime girecektir. O zaman daha detaylı konuşabiliriz. Isabella filmi vardı. Matthias Piano'nun, o da şey, Shakespeare hikayelerini çok fazla ele alan bir yönetmen. Daha doğrusu Shakespeare hikayelerini oradaki kadın karakterleri bir şekilde günümüzle ilişkilendiriyor. Günümüzde geçen hikayeleri anlatıyor. O ilginç bir filmdi. Bir de şeyden bahsetmek gerekirse tabii klasikler vardı. Örneğin Helen Mirren ödül aldı vesaire. Bir de hani çok fazla belgesel de vardı programda. Onlardan bir tanesi özellikle ilgimi çekti. Günümüzle de bağlantılı tabii. Putin'le ilgili Rus halkının bir şekilde YouTube'da ya da başka sosyal medya kanallarında Putin'e doğrudan hitap ettiği videoları, küçük videoları birleştirmiş yönetmen. Bunlardan bir film çıkarılmış. Bunlardan bazıları da oradan hani Putin'e bize yardım eder misiniz, çok zor durumdayız diyen videolardı ama bazıları hani bayağı sert. İlginç. Hani, evet, yani küfür noktasına varacak yani, kadar sert. Yani Rusya'da ilginç. Hakikaten. Toplamış bunları ki bazıları hakkında davalar da açılmış falan. Onu da söyledi. Yönetmen de konuktu zaten. Şu dikkatimi çekti benim özellikle. Şimdi yani ben bazı noktalarda doğrusunu söylemek gerekirse hani halkın sorunları vesaire konusunda anlayabildiğim şeyler oldu. Hani bağlantı kurabildiğim. Fakat Alman seyirci bir şekilde, yani çok fazla Rus da vardı seyirci arasında, onu da fark ettim. Özellikle sonraki söyleşi bölümünde Rusça soru soran çok kişi oldu. Alman seyircinin bir kısmına sanıyorum hani yaşananlar çok tuhaf geldi. Çünkü bayağı, bir haberler. Evet, bayağı güldüler falan bazı noktalarda. Ya o da hani belki hani kültürlerin ve orada farklılık, yaşananların orada anlaşılmayışının da bir noktası olarak da ilginç geldi bana. Hakikaten ilginç. O zaman bizim sıradaki konuşacağımız konu vizyona girecek filmler. Kaç film var saymıştım onu unuttum. 9 film vizyona girecek. Benim çok merakla beklediğim bir film de var aralarında. Zaten ilk onun fragmanına göz atacağız. Nuh Tepesi, buyurun bakalım. Onlar bazen kendilerini anlaması için çocuklarının büyümelerini beklerler. Ne acı değil mi? İyi bir baba olamadım. Ama kalsaydım da iyi bir baba olamayacaktım ki. Ben kötü bir adam değilim oğlum. Yetersizliğinin farkında olan bir adama kızamazsın ki. Kaç kişinin kalbini kırdın mesela? Yani nasıl bencillikler yaptın mesela? Benim çocukken diktiğim ağacın dibine gömülmek istiyorum. İşte bir dakika ağaç. Hani insanların ziyaret ettiği. Biz köylüyüz ama aptal değiliz. Ne yapıyorsun? Hayır, kusura bakmayın. Ne olursun şaşırt beni bir kere. Hatırladın mı beni? Niye böyle bir adamsın baba sen? Açanın kaşık gibi. Ambulans çağırdınız mı? Sen buraya geçmişin intikamını almaya gelmedin mi baba? İntikamla adalet arasında çok ince bir çizgi var. Hayatında ters giden her şey için müthiş bir kolaycılıkla suçladığın kişi değil mi bu adam? Ters giden ilişkimizi bile ona ihale etmeye çalışmıyor muydun sen? Hastasın, anladık. Herkes hasta. Annem de hastaydı. Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Benim yaşadıklarımla haberin var mı senin?
Ne istediğimizden ziyade nasıl istediğimiz önemli bence. Keseceğim ağacı baba, bu gece bitireceğim bu işi. Kadar kesme. Evet, çok merak ediyoruz. Hakikaten siz de izlediğiniz, beğendiğiniz filmlerden biriydi festivallerde. Evet, Adana'da. Hatta sonradan Antalya'da da gösterdi ama Adana'da büyük ödül aldığı için, evet, Antalya'da yarışamamıştı. Adana'da film yönetmeni, görüntü yönetmeni, hatta bir de Gama Yönetmenler Birliği ödülü almıştı. Ben hani Adana'da ben de yani listemin başına koymuştum. Cenk Ertürk'ün ilk uzun metraj filmi ama bayağı kısa metraj filmi var. Hani genel çoğunluk onun ismini bilmeseler de oyuncuların isimlerini zaten hani fragmanda gördük. Çok çok bilinen oyuncular var. Ali Ataş, Haluk Bilginer ve Hande Doğan Demir. Genel olarak Ali Ataş ve Haluk Bilginer üzerinden dönüyor ama hikaye. Bir baba oğul hikayesi. Baba aslında işte küçük yaşta aileyi terk etmiş, yurt dışına gitmiş. İşte hastalanıyor ve geri dönüyor. Ve diyor ki işte benim doğduğum yerde diktiğim bir ağaç vardı. Ben o ağacın altına gömülmek istiyorum. Gidiyorlar hani o ağacı bulmak üzere. Oraya gidiyorlar yani işte oldu da hani gitmemiş oraya uzun yıllardır. Öyle bir durum yok. Gidiyorlar bakıyorlar ki şimdi orada bir ağaç var. Fakat köylüler o ağacı böyle bir çevresinde efsane oluşturmuşlar. Bu ağacı Nuh Peygamber dikti. İşte ondan işte dua edince şey yapınca o faydalı oluyor vesaire ve bunun üstünden bir ekonomi döndürüyorlar aslında. Ve bu ağaca herhangi bir şey yapılmasına işte adamın onun altına gömülmesine falan müsaade etmiyorlar. Bunun üzerine hem bu iki kişinin o köylülerle olan çatışması üzerinden giden bir hikayesi var. Ve tabi baba oğul da yıllardır görüşmemişler. Kendi aralarındaki sorunlar üzerinden giden hani niye bıraktın ki işte Ali Atay'ın oynadığı karakter epey sinirli bir karakter. Herkese sert çıkıyor vesaire. Haluk Bilginer ise daha bir böyle işte yaşını başını almış daha hani olaylara daha sakin bakıyor gibi bir hali var. Ki şu an hani baktım gelmeden önce bir yaş sınırı verilmiş mi diye özellikle yani cinsellik vesaire yok ama filmde Ali Atay'ın bayağı sağlam küfürleri var öyle diyeyim. Film içinde o yüzden belli bir yaş sınırı alacaktır diye tahmin ediyorum. Bellidir aslında da hani yarın gösterime gireceği için ben şu an ulaşamadım. Ama zaten hani bir çocuk filmi falan olmadı zaten çok belli olduğu için o yönde de bir seyirci çekimi olmayacaktır. Bilmiyorum ne kadar tanıtımı yapıldı ondan çok emin değilim yalnız. Hani fragmanları çok geç dönmeye başladı sinemalarda. Ne kadar izleneceğini de göreceğiz. İşte Haluk Bilginer, Ali Atay markası var tabii. Evet. Peki devam edelim. Siberg. Gene Siberg'in hayatının belli bir dönemini anlatıyor. Nereden tanıyoruz onu? Aslında sinema severlerin tanıyor olması lazım. Çünkü Jean-Luc Godard'ın ilk filmi Serseri Aşıklar'daki başrollerden Belmondo ile beraber. Onlardan bir tanesiydi. Amerikalı bir oyuncu kendisi. Ama hayatının çok büyük bir döneminde Fransa'da yaşamış. Ve işte politik bir aktivist de bir yandan. İşte Amerika'ya dönüp bu o zamanın Black Panther hareketi vardı. İşte siyahilerin bayağı hani silahları falan da alıp anarşi hareketleri var. Onlara da destek veren bir isim Amerika'ya döndükten sonra. Orada işte bu onun özellikle o döneminin çünkü o dönemde biliyorsunuz hani özellikle bu komünist faaliyetler vesaire de çok büyük hani baskı altında. CIA'nin soruşturmasına uğruyor. O da baskısına uğruyor ve o hayatının o dönemini anlatıyor hikaye. Kristen Stewart oynuyor Gene Siberg'i. Genel olarak gelen yorumlar bu arada Venedik'te açılmıştı bu filmde. İlk orada gösterilmişti. Kristen Stewart'ın oyunculuğunu beğenen yorumlar geldi ama film hani o anlattığı hikayeyi çok fazla altını dolduramadığı şeklinde yorumlar vardı. Ama ben yine de hani merak ettiğim filmlerden bir tanesi aslında. Peki devam edelim o zaman. Yokuş Aşağı. Yani 10 dakika mı demiştin yönetmenim? Evet 10 dakika olduğu için fragman da aslında ekrana getirmek iyi oluyor ama böyle bir gidelim eğer vakit kalırsa biraz fragmanlardan veririz. Tamam. Yokuş Aşağı sinema severler bunu da 2014 yılında hatırlarlar. Turist diye bir film vardı. Epey de beğenilmişti Ruben Östlund'un filmi.
Hatta Oscar'a aday olması falan gündeme gelmişti, aday olmadı yabancı film dalında. Şimdi biliyorsunuz hep söylenir, Amerikalılar altyazı okumayı pek sevmiyorlar diye. O yüzden beğenilen Avrupa filmlerini ya da Uzak Doğu filmlerini çok fazla yeniden yapımını yapıyorlar. Bu da öyle bir film aslında. Ama sanıyorum şimdi o biraz kara komediydi. Kadın erkek ilişkileri üzerinden giden bir kara komediydi. Burada biraz daha komedi tarafını daha fazla ön plana çıkarmış gibiler. Başrol oyuncular işte Amerikan komedi dünyasının çok bilinen iki oyuncusu Will Ferrell'la Julia Louis-Dreyfus. Şimdi hikaye ne anlatıyordu? Ana tema aynı aslında. Bir aile bir kayak merkezine gidiyorlar tatillerini geçirmek için. Orada otururlarken birden işte bir çığ üstlerine geliyor. Ve adam yani filmin temel noktası ve açılışı bu zaten. Hani, o yüzden spoiler sayılmaz. Fragmanda da gösteriyor. Karısını ve çocuklarına hiç bakmadan direkt kaçıyor. Cep telefonu da alıyor ve kaçıyor. Sonradan fakat o çığın hani yapma bir çığ olduğu, aslında bunlara hiç zarar verme ihtimali olmayan bir şey. Yani orada hani turist eğlencesi gibi bir şey. Yani kontrollü olarak yapılan bir hareket. Öyle bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir noktada hani evliliklerinde bir krize yol açıyor bu. Hani sen bizi nasıl bırakırsın? Yani doğal olarak. Noktasından giden. Adam da yok işte ben öyle yapmak istemedim de yardım bulmaya gidecektim de gibi bir bahane üretiyor. Onun üzerinden giden bir film. Dediğim gibi Avrupa versiyonu çok daha hani o kara komedi kısmında giden, hatta neredeyse hani o ilişkideki gerilimi çok fazla iyi veren bir filmdi. O yılın benim de yani en sevdiğim filmlerinden bir tanesi olmuştu. Bu o kadar iyi eleştiriler almadı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de bir izlemek lazım diye düşünüyorum. Tamam, devam edelim o zaman. Mendilim Kekik Kokuyor haftanın konuşacağımız dördüncü evet, film. Evet, haftanın yerli filmlerinden bir tanesi. Aslında hani sinemamızda zaman zaman karşımıza çıkan çok da tarihimizde önemli olan, yer olan bir hikaye. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Aslında yani bu tip hikayeler az çok aynı, çünkü hani biliyoruz çok genç yaşta, yani çocuk diyebileceğimiz yaşta gönüllüler gidiyor savaşa. İşte köylerinde belki işte sevgililerini bırakıyorlar vesaire. Tam öyle bir hikaye. Yani iki genç çocuk işte köylerinde aynı kıza aşık oluyorlar. İkisi de Çanakkale'ye gidiyor. Onun üstünden dönen bir hikayesi var. Ya anlatmaya tabii hani Çanakkale her zaman anlatmaya değer bir hikaye. Fakat sanıyorum biraz tabii büyük savaş filmlerinin bir şekilde bütçe vesaireye de ihtiyacı var. Ne kadar olsa hani çok kısıtlı bütçeyle çok iyi filmler yani bu noktada çıkmıyor. Her yılda Çanakkale ile ilgili hikayeler görüyoruz ama çok fazla hani hafızamızda yer alan, çok sinema tarihimizde yer eden çok fazla bu hikayeler olmadı. Bu da onlardan biri olacak gibi durmuyor şimdilik. Ama yine de tabii ki yani önemli bir hikayedir, izlenmeye değerdir diye. Aklıma şey geldi, Russell Crowe muydu? Evet. Mesela o çok büyük umutlarla yapıldı ama o da öyle çok vurucu ve etki veren bir evet, senaryo olmadı. Sonradan çok fazla o da işte akıllarımızda kalmadı belki. Kalmadı öyle hakikaten. Diyelim. Devam edelim. İyisi olmasını umalım diyelim. Tabii ki yani. Çünkü hikaye hakikaten efsanevi bir hikaye. Hayal Adası ile devam edeceğiz o zaman. Evet, bu şu açıdan enteresan. 1970'lerin sonu 80'lerin başından gelen bir dizinin yeniden uyarlaması. Diziyi hiç seyretmedim. Türkiye'de yayınlandı. Onu da bilmiyorum aslında. Emin değilim. Fantasy Island. Fakat şöyle bir hikayesi varmış. İşte bu adaya giden kişilerin bir şekilde hayallerinin gerçekleştirmesi. Yani orada bir şey kuruyorlar. Kişilerin hayallerini de gerçekleştirmeye çalışıyorlar gibi bir hikayesi var. Ama hani dizi anladığım kadarıyla biraz baktım da daha hani böyle yumuşak bir dizi, hani o hayalleri gerçekleştirip insanları mutlu etmeye yönelik, daha hani romantik, hoş bir dizi şeklinde gidiyor. Film korku filmi, öyle bir hikayemiş. Yani hani her aslında hayalin bir de karanlık tarafı vardır gibi. Hani bir şey hayal ediyorsanız bu belki de başka birisine zarar veriyor noktasına giden bir hikayesi var. Bir hani ilginç, belki de riskli bir deneme yapmış olabilirler. Çünkü tabii bilmiyorum o diziyi hatırlayanlar ne kadar vardır ama
aslında yönetmen de daha önce korku ve aksiyon filmleriyle gördüğümüz bir isim. Truth or Dare vardı geçtiğimiz sene. Daha önce Kick-Ass filmi vardı. Yine aksiyon filmi. Hani ilginç olabilir aslında ama çok bu da çok iyi eleştiriler almadı doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de hani korku filmi sanıyorum bu hafta hani bir yerli korku filmimiz de var sonlarda yine ama yabancı korku filmi olarak bir tek bu var. Hani türü sevenlere diyelim bunu da. 4 dakikadan az sürede 4 film konuşacağız. Zengo ilki. Evet, Zengo bu sefer Şahan Gökbakar'ı ilk kez kamera arkasında gördüğümüz bir film. Yönetmen koltuğuna oturmuş. Kendi şirketinde filmi yapıyor. Ortak yönetmen aslında. Daha önceki bazı filmlerinde de yardımcı yönetmen olarak çalışmış. Müge Manuş'la beraber çekmişler. O karakteri bilenler daha çok tanıyordur herhalde. Senaryoyu da kendisi yazmış yani. Bakalım hani Şahan açısından da belki farklı bir deneme olmuş olabilir. Devam edelim. Sabit Kanca evet. Son soru. Evet bu da yine yerli komedi filmlerinden ve yine hani aslında sosyal medyada tanınan bir karakter üstünden gidiyor. Sabit Kanca karakteri. Hı hı. O da böyle bir yarışma programlarına katılıp sürekli onlara cevap veren bir karakter üstündendi. Daha önce de filme çekilmişti bu karakter. Bu üçüncü filmi. Ama onlar 2013 ve 2014 yıllarındaydı ve şöyle bir baktım. Hani ilki 300 bin civarında, ikincisi 85 bin civarında izlenmiş ki o zaman daha fazla hani popüler dönemiydi. İsmail Baki Tuncer oynuyor bu arada. Yani bu hani karakteri sevenler ne kadar daha devam ediyordur, sosyal medyadaki popülerliği nedir bilmiyorum şu anki noktada ama yine de üçüncü bir filmle ki son soru da herhalde son filmi olacak. Noktasına geliyor. Bakalım hani karakterin meraklılarına diyelim buna. Peki. Içinde. Tamircikler robotçuklara karşı evet. İsmi çok sevimli. Evet ismi sevimli. Yani film de aslında sevimli bir çocuk filmi gibi duruyor fragmandan. Bu tamircikler Türkçe'ye çevirmişiz. Fixies İngilizcesi de. Bir televizyon dizisiymiş aynı zamanda. Daha önce de bir filmi varmış. İşte bir takım işte bu cihazları tamir eden aslında ufak böyle yaratıklar var hikayeye göre. Robotçuklar da başka bir grup bu filmde bunların karşısına çıkıyormuş ve bunların işte yarışma gibi bir şeye katılıyorlar. Onların arasında geçen bir hikaye. Dediğim gibi hem herhalde televizyon dizisinde seven çocuklar vardır. Onlar için de hoş bir film olabilir diye bakalım. Hiçbir hafta yok ki listemizin en sonunda o ilginç isimli filmimiz olmasın. Bu hafta da var sevgili seyircilerimiz. El Deccur. Evet El Deccur. Yani gerçekten bilmiyorum konuları da çok fazla birbirine benziyor. Bir grup arkeoloji öğrencisi işte bir köye gidiyorlar. 7 kişilik bir grup. O köyde tabii bir lanetli bir şeyle karşılaşıyorlar. Ve ondan kurtulmaya çalışıyorlar. Hani hikayesi bu. Yani büyük ihtimalle... Şimdi 7 kişilik grupsa en az 4'ünü öldüğünü düşünüyorum. İşte kalanları da bir şekilde devam filmi düşünülüyorsa... Kalan hani, sağlar bizim. Oradan devam edebilirler gibi bir noktaya varacaktır diye düşünüyorum.